meleklerine iman ettim. Nasıl inkar edebilirim ki? O bildirdi. Nasıl inkar edebilirim ki? Efendim bunlar metafizik hadiselerdir. Ben gördüğüme inanırım. Bir adam gördüğüne inanmaz. Gördüğünü görür zaten. Ben bardağa inanırım. Bardağa inanılmaz ki. Bardak vardır dersin. İman zaten gözle göremediğin şeylerle alakalıdır. Ben Semih'in bana iyi davrandığına inanıyorum. Benim iyiliğimi istiyor. Gördün mü? Hayır, ben ondan bir his aldım. Semih burada, inanıyorum. Affedersin, yuh derler adama. Adam 1.95. Ya bunu da görmezsen artık zaten yürü. Meleklere inandığım sözü Allah bildirdi, iman ettim. Aksini düşün. Arkadaş, sen nasıl metafizik olan bir şeyi görmeye çalışırsın ki? Sınırının dışına çıkıyorsun. Metafizik alemlerde melek var mı yok mu diye test etmeye kalksan ilk önce seni üniversiteden atarlar. Somut şey değil ki bu. Neyi ölçüyorsun derler. Burada sadece imanla yürüyebilirsin. Üçüncü delil ne? Kardeşim, melekleri inkar etmenin sana zararı var mı? Veya yararı var mı? Oradan tut. Melekleri inkar ettiğinde bak, mana ile alakalı alemini yok kabul ediyorsun. O zaman senin için etrafındaki insanlar da maddeden ibaret hale geliyor. İnsanlara bakışın, onlarla ticaretin, onlarla beraberliğin veya nefretin sınırı seninle kalmış oluyor. Fakat sen bilirsen ki gözle göremediğin alemler var ve bu alemlerle destekleniyorsun, o zaman senin tavrında, tarzında değişiyor. Şimdi meleklere iman ettim sözünden sonra birkaç mevzuya temas etmemiz lazım. Allah Teala bazı meleklerin ismini, sıfatını bildirdi, bazılarını da açıklamadı. Ne kadar melek varsa hepsine inandım diyeceğiz. Çünkü Allah'ın melekleri yarattığına ve sayısının ne kadar olduğuna biz bilgimiz yok, ancak iman ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, metin akabilir. Ben çok metne sadık kalmayacağım. Şu noktalara yapmak istiyorum. Arkadaşlar, filmlerde vesaire yerde gördüğünüz şeyler var. Hani melekler azıyor, kuduruyor, melekler birden şeytani tarafa geçiyor. Melekleri işte şeytan baştan çıkartıyor, onlar da şeytanlaşıyor falan. Of, ne laf, ne zırvalar bunlar. Arkadaşlar, melekler bir, masumdur. İki, cinsiyetleri yoktur. Latif varlıklardır. Haşa, tövbe estağfurullah. Bazı putperestlerin ve dinsizlerin söylediği gibi melekler Allah'ın çocukları, kızları, evlatları değildir. Kim Allah'ın meleklerine Allah'ın kızları vesaire gibi sıfatlar takıyorsa, arkadaşlar, maalesef bizim dinin dışında kalmış, başka bir dine mensup olmuş gibi muamele görür. Daha somut söyleyeyim. Eğer kişi niyetine, deniyor ya, cenaze namazı bile kılınması caiz değildir. Bakın. O yüzden böyle masum masum resimler yaparlar, freskler yaparlar. Elinde bir şeyler çalıyor. Birisi borazan tutuyor, lülülele saçlar, bımbıl bımbıl etler falan. Sakın, onların hepsi putperestliktir. Ve bu hususta ayet var. Bir de melekler, hani bir şey söylendi, ya yine mi istiyor falan gibi bir durum yok. Allah Teala onlarda isyan etme kabiliyeti yaratmamış. Yok, programlarında öyle bir şey yok. Tövbe estağfurullah, la teşbih ve la benzemez. Hani böyle elektriğin tuşuna dokunuyorsun. Bir dakika, demin de dokundun, şimdi beni elleme demiyor. Devamlı olarak sana itaat edecek bir cihaz yapıyorsun ya. Bak, sen kendi bu kadar aklınla bile bir şey yapıyorsun. Ben yapmam demiyor. Allah Teala melekleri yarattı, bunlar latif. Dişi erkek gibi bir şeyleri yok. Ve kendilerine göre herhangi bir emir geldiğinde bunda inisiyatif de kullanmıyor. İnisiyatifi kullanma gibi halleri de yok. Sen bunu dedin ama şu an bu durum değil, bir dakika bekleyeceksin falan gibi inisiyatif değil. Yani en işine yeni başlayan memur kadar bile inisiyatif kullanma hakkı yok. Emir geliyor, tamam, devam ediyor. Meleklerin vasıfları anlatılmış. Mesela bizde de var. Hadislerde de var. Kanatları var diyor mesela.
70 bin kanadı vardır. Her kanadında şöyle bir şeydir. Her kanadının arası şarkla garp arası diye uzun 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 anlatımlar var. Ama bunlar bizim onları çizebileceğimiz, kafamızda o şekilde şekillendirebileceğimiz şeyler değil. Sadece onların kendi dünyasında böyle bir bedenleri olduğu bize anlatılmış. Bu kadar detaylı niye anlatılmış peki? Sen ben inkar etmeyeyim diye. Yani o alemi gören peygamberler ve Allah Teala o alemden haber verdiğinde peygamberlerine bil ki öyle meçhul şeyler değil. Ya sen bugün koronavirüsün bile dantelini yapıyorsun. Kocaman benim karşıma çıkartıyorsun da ben sana bir şey de... Hocam ama biz onu mikroskopta görüyoruz. Senin gördüğün mikroskopta görülüyor. Allah Teala gösterirse kuluna mikroskopta göremediğini de görüyor. O yüzden diyorlar ki sana bak şöyle kanadı var, şöyle boyu var, şu kadar büyük denildiğinde diyor ki bu böylemesine hiç de adı olmayan, şekilsiz, bilinmeyen bir varlık değil. Anhasından minhasına kadar Allah tam yaratmıştır diye bildiriliyor. Bazı melekleri yani bunların nur oluşu ve latif oluşu aynen devam edebilir. Evet, latif olarak yaratılmışlardır. O yüzden bu anlatımlar o latif bedenlerine göre anlatılmıştır. Zaten söyledik, dişilik, evlilik, sapıtma, yoldan çıkma, itaatsizlik gibi şeylerin meleklere isnat edilmesi insanı dinden çıkartır. Allah'ın kelamı, dikkat edin bu söze, Allah'ın kelamı ve Resulullah'ın bildirmesiyle nedir? Asla bağdaşmadığı için iman ve küfür bir arada olmadığı gibi meleklere bu sözlerin isnat edilmesi insanı sıkıntılı duruma sokar. Arkadaşlar melekler yemez içmez. Hatta bir şey anlatırlar. İnsan suretinde gelebiliyorlar. Başka surette geliyorlar ama onlar o anlık suret. Sıkılmazsan bir şey anlatayım hem de hoş. Böyle kafanda da sırf teori olmasın. Yaşanmış bazı şeyler var. Hem de güzel bir şey olur. Muhabbet bağına da biraz katkı sağlamış oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldiğinde ekseriye Dıhyetül Kelbi isminde bir sahabi var. Çok güzel simalı bir zat olduğu söylenir. Efendimizin yanında güzellik neyse. Yani sahabi arasında güzel yüzlü oluşuyla meşhur, temiz yüzü, güzel yüzlü bir zat imiş. Dıhyetül Kelbi. Anlattığım hikaye değil. En sağlam İslami kaynaklarda mevcut. Dıhyetül Kelbi kılığında gelirmiş bazen Cebrail aleyhisselam. Ve sahabe-i kiram bakarlarmış ki bir Dıhyetül Kelbi burada, bir Dıhyetül Kelbi burada. İki oldukları zaman Cebrail geldi derlermiş. Fakat işin güzel tarafı, latif tarafı şu. Şimdi Dıhyetül Kelbi, o sahabi, ismi Dıhye, hep böyle Efendimizin yanına gelirken Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e yanında hediyeler getirirmiş. Meyve mesela. Ne bileyim işte bir elma, nar. Medine tarım açısından da çok zengin bir yerdir toprakları. Medine pazarı hala çok güzeldir. İnşallah Allah size de gitmeyi nasip eder. Böyle bir meyve falan getirilmiş. Hasan Hüseyin Efendi koynundan çıkarttırmış. Hasan'a Hüseyin'e verilmiş Efendimiz'in torunlarına. Fakat Dıhyetül Kelbi geldiğinde, Dıhyetül Kelbi diyorum affedersiniz, Cebrail aleyhisselam geldiğinde Hasan Hüseyin Efendimiz Cebrail aleyhisselamı tabii tanımadıklarından dıhye zannederlermiş. Hemen ne getirdin bize, ne yaptın diye orasını burasını karıştırmaya başlarlarmış. Resulullah Efendimiz bırakın, rahat bırakın o zatı dese de Hazreti Cebrail aleyhisselam dermiş ki her defasında, ya Resulallah ben Hasan'a Hüseyin'e bir şey gelmeden getirmeden gelir miyim? Cennet üzümlerinden, cennet narlarından, cennet hurmalarından verilmiş Hazreti Hasan Hüseyin'e. Hikaye değil. Aslında sen de içiyorsun. Farkında değilsin. Senin o içtiğin sularda, o yediğin meyvelerde Allah Teala bir düşün. Sadece kabzımallar ve tarladaki rençperler mi senin sofrana hizmet ediyor zannediyorsun? Nasıl bir trafik var biliyor musun?
Allah Teala kulunun dimağına, hayaline düşürürken senin sofrana, senin hücrelerine. Çünkü melek dediğinde arkadaşlar,